Bizim arkamda görülen Racu Dağları'nı vurmaya devam ettiğini belirterek sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Fırtına obüsleri aslında bugün hiç susmadı desek yanlış olmaz. F-16'larımızın, F-4'lerimizin seslerini de yine bugün gün boyu duyduk. Tabii bugün hava çok güzeldi ancak sis vardı. Yoğun bir sis tabakası olduğunu da ve hala şu an etkili olduğunu belirtelim. Tabii harekata katılan askerlerimiz şu an ilerlemelerini sürdürüyorlar ve dün kahraman 8 evladımızı şehit vermiştik. Onlar tabii bayraklarımızın inmemesi, ezanımızın susmaması için, bu vatan için, sınırımızın daha güvenli hale gelmesi için şehit oldular. Ancak şehit olan komandolarımızın, askerlerimizin intikamları misliyle alınıyor. Onu belirtelim. Türk Sağlık Kuvvetleri aslında dünkü bilançoyu sabah açıklamıştı. Ve bu bilanço 932 olarak açıklanmıştı ki bu rakam 15. günü kapsıyor aslında. Bugün 16. gün için yapılan harekatla ilgili herhangi bir açıklama şu ana kadar yapılmadı. Saat 20 sıralarında bir açıklama yapılmasını ve yeni bilançonun revize edilmesini bekliyoruz. Tabii harekatta şu ana kadar 13 güvenlik görevlimiz şehit oldu, 51 personelimiz yaralandı. Bölgede harekat bugün de gün boyu devam etti. Özellikle arkamda bulunan Racu bölgesi, Racu Dağı şu an tamamen kuşatıldı ve alınmak üzere ki arkası Racu beldesine denk geliyor. Racu beldesi yine Bülbül beldesi gibi çok önemli, kritik bir belde ve yaklaşık 20 bin nüfusu var. O bölgenin tamamen kuşatılması ve ele geçirilmesiyle birlikte Afrin'in kuzeyi ve batısında büyük bir koridor terör örgütünden tamamen temizlenmiş olacak. Tabii bugün yine ele geçirilen, temizlenen noktalar vardı, onu da belirtelim. Güne 29 noktayla başlamıştık temizlenen nokta sayısı. Bugün 31'e yükselmiş oldu. Son olarak Racu beldesinde yer alan özel, çok kritik bir nokta olan Hac Bilal köyü de tamamen terör örgütünden temizlenmiş oldu. Ayrıca yine Bülbül beldesinin kuzeyinde yer alan çok kritik bir dağ. O dağın önemi de şuydu. Huzur Dağı bugün terör örgütünden temizlendi. O dağın almasıyla birlikte Huzur beldesi, yani 10 bin nüfusluk Huzur Bülbül beldesi tamamen şu an terör örgütünün tehditinden kurtulmuş oldu. Bülbül beldesi biliyorsunuz terör örgütünden ilk temizlenen bölgeydi. Hemen Kilis'in güneyinde yer alıyordu. Bülbül Dağı da ayrıca kuşatılmış durumda, onu da belirtelim. Afrin'e giden yolda çok kritik bir nokta Bülbül Dağı. Darmık Dağı biliyorsunuz tamamen düştü ve temizlendi. Şu an askerlerimizin güneye giden yoldaki istikametlerinin önündeki en büyük engel Bülbül Dağı ve Bülbül Dağı da kuşatılmış durumda ki şu an Bülbül Dağı'ndan Afrin'e olan istikametin mesafenin yaklaşık 8-9 kilometre olduğunu da çok net bir şekilde belirtelim. Tabii doğuda ise Bufeylon Tepesi demiştik. Bufeylon Tepesi şu an tamamen kuşatıldı ve kuzeye doğru giden koridor tamamen kapatılmak üzere. Marşavya, yani Afrin'in doğusunda yer alan Marşavya bölgesi de kuşatıldı ve o bölgede yer alan 3 köy bugün ya da yarın, dediğim gibi şu an kuşatıldı ve düşmek üzere. Şeyh Oros Tepesi biliyorsunuz çok önemli ki dün 6 askerimizi o bölgede şehit vermiştik. O bölge dün yoğun bir şekilde havadan ve karadan vurulmuştu ve o bölgedeki 3 köyün çok kısa bir sürecinde ele geçirmesi, temizlenmesini bekliyoruz ki o köyün de alınmasıyla birlikte artık Kilis'ten başlayarak Hatay'ın Hassa ilçesine olan bütün koridor tamamen masmavi olmuş olacak. Tabii terör örgütü üyelerinde büyük bir dağılma var. Terör örgütünde silah sıkıntısı da var, onu da belirtelim. Azez Elbap hattında açılan koridor terör örgütüne olan silah mühimmatının kesilmesine neden oldu. Yani terör örgütü şu an Afrin'de tamamen izole edilmiş durumda. Örgüt bunu ortadan kaldırmak için İdlib'den Afrin'e silah getirmeye çalışıyor. Bugün İdlib'de silah yüklü bir tanker ele geçirildi ki içinde çok önemli silahlar vardı. NATO üyesi ülkelerin envanterinde yer alan uçak savar bataryaları yer alıyordu. Mühimmatlar yer alıyordu. İşte bu tanker Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı güçlerimiz tarafından tespit edildi ve yakalandı. Yani tankerin Afrin'e gelmesi demek gerçekten büyük bir örgütün silah olarak desteklenmesi anlamına geliyordu. Dediğimiz gibi şu ana kadar 5 hedef, toplamda 543 hedef vuruldu. Ve güvenlik güçlerinin harekatı doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde tüm 4 kolda devam ediyor diyelim ve sözü tekrar Hikmet'e bırakalım.